Bunu gece yatmadan önce alacaksın. Bunu da sabah. Hepsi tok karnı. Şimdi ağrınsızın var mı? Yok. Olsa da yaşadıklarımızın yanında ne önemi var zaten? Daha acı şeyler yaşıyoruz. Hilmi Önal'ın yuvarladığı küçücük taş bir kaya gibi ezdi hepimizi. İşin tuhafı o adamın nasıl biri olduğunu bildikleri halde en yakınlarımızın bile ona inanmaları. Ortada saçma bir ihanet lafıdır gidiyor. Ama asıl ihaneti Hilmi Önal'a inananlar yapıyor bence. O adamın söylediklerinin doğru olabileceğine babamı inandırmak isteyenler, bu olayda babamı sakinleştirmek yerine yükseltmeye çalışanlar. Asıl suçlu onlar bence. Sözü dolaştırmana gerek yok Nihal. Bu kanıya nereden vardım bilemiyorum ama benim de Adnan Bey'i yükseltmeye çalıştığımı düşündüğün çok açık. Haksız mıyım? Haksızsın. Baban sakinleşecek bir durak olduğunu düşündüğü için geldi benim evime. Soluk alıp yanlış kararlar vermemek, doğru düşünmek için geldi. Herkesin ne kadar tedirgin olduğunu bildiğim için de haber verdim ben de. İçinizi rahatlatmak için. Bunun yanlış yorumlanması çok üzdü, yaraladı beni. Olanların sebebi olarak gösterilmek, Hilmi Önal'la bir tutulmak çok gücüme gidiyor. Ben bunu hak etmiyorum. Nereye Behlül? Yok, buralardayım. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Kahve içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Yatırdın mı nişanlını? Şunu bir konuşalım. Konuşalım. Emin misin? Ne demek emin misin? Eminim tabii. Artık bir karar verme zamanı. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum, ben de sana soruyorum. Ne olacak şimdi? Amcama söyleyecek misin? Bu Adnan'ı değil, doğrudan seni ilgilendiren bir konu. Mahsus yapıyorsun bunu değil mi? Hı? Özellikle yapıyorsun çünkü beni köşeye sıkıştırmak hoşuna gidiyor. Çaresizliğimi görmekten zevk alıyorsun. Ortak bir durumu paylaşıyoruz. Tamam. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağız demek istiyorsun herhalde. Senin çocuğunu doğuracağım. Bihter, saçmalama. Yapamazsın bunu çünkü yeterince problem var zaten. Oh, gitmemişsin. Ya ben yatmaktan vazgeçtim. Seninle vakit geçirmek daha iyi gelecek. Gazeteler nerede? Ne yapacaksın şimdi gazeteleri? Ne yazmışlar merak ediyorum. Hah, burada.
Ziyagil Köşkü'nde neler oluyor? Ayrıntılı haber ikinci sayfa. Şoförün polislere eşliğinde götürülmesinden birkaç saat sonra Adnan Ziyagil'in kızı Behlül Haznedar'ın nişanlısı Nihal Ziyagil, Behlül Haznedar'ın biricik nişanlısı diyecekti, burada eksik yazmışlar, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Aileden yapılan açıklamaya göre bizim aşağıya bir basın odası kurmamız gerekiyor. Gerçekten doğru haber akışı çok önemli. Efendim Matmazel. Kendini iyi hissetmene sevindim ama ne de olsa bir ameliyat geçirdin. Biraz dinlenebilsen keşke. Yorulduğum zaman çıkarım yukarı. Aileden yapılan açıklamaya göre Nihal Ziyagil'in ayağı burkulduğu için dengesini kaybettiği ve merdivenlerden düştüğü bildirildi. Ziyagil Köşkü'nde tam olarak ne olduğu konusunda yeterli bilgi gelmediği için dedikodu kazanı kaynıyor. Çeneniz düşsün. Öte yandan Behlül Haznedar'ın çok endişeli olduğu ve nişanlısını hastanede de yalnız bırakmadığı dikkatlerden kaçmadı. Ay aşk olsun. Yeter, sıkıldım. Düğün tarihini erken almışsınız diye bir şeyler duydum. Sence de iyi olmaz mı? Gündem değişir. Dedikoducuların ağzı kapanır. Düğün tarihini erken alırsanız esas millet şüphelenir. Apar topar niye evleniyorlar der. O da doğru. Herkes senin düğününü bekliyor. Aceleye getirme. Bunlar nasıl olsa unutulacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya öyleyse sen de uzatma. Bir an önce dön eve Bihter. Bizim durumumuz o kadar basit değil Nihal. Seninle Behlül arasındaki kadar basit değil en azından. Biz gerçek bir ilişki yaşıyoruz. Bizim ilişkimiz gerçek değil mi yani? Onu demek istemediğimi çok iyi biliyorsun. Adnan'la evliyiz ve bana yapılan hakaret bizi temelimizden sarstı. Bunu kabul edemem Nihal. Ama... Tamam, hasta ziyareti çok... Kalkma, kalkma. Kendine çok iyi bak. Bir an önce iyileş. Çabuk karar verme. Biraz daha sakinleşirsen belki daha farklı düşüneceksin. Hoşça kal. Şuna bak, beni öpmeye bile çekiniyor artık. Saçmalama. Görüşürüz. Güle güle. Ara mutlaka. Babama inanamıyorum. Hatasını düzeltmek için en ufak bir hareket yapmadı. Hastanede onu öylece bıraktı. Ben de derim. Burada Alex'i bekliyor. Bir konga şovu yapacağız. Sen yorulmadın ama benim gözüm kapanıyor ya. Duş alıp birkaç saat uyuyacağım. Yat canım, dün gece de uyuyamadın tabii refakatçi yatağında. Yalanlar bulmak mı? Neden çalışmak istemediğin ortada? Hoş geldin. Canım. Ablan sana emanet. Canı yanıyor.